Eskiden de senden iyi atardım. Hatırlıyor musun Ali? Topları değiştirdiniz mi? Evet. Plan bir işe yarayacak mı bari? Göreceğiz. Bileti alabilir miyim? Olmaz. Çekilişe kadar bilet bende kalacak. Ondan sonra oturup konuşuruz detayları. Sen de haklısın Ali. Eskiden çok yakın iki dost da olsak... ...şu anda bana güvenmiyor olman normal. Çok uzun zaman oldu görüşmeleri. Sen bana güveniyor musun? Hayır. Güvenmiyorum. Başkomiserim. Belgin Hanım'a ne oldu? Vallahi sorma Engin. Bu sabah haneden rahatsızlandı. Acil servise yatırdık kendisini. Motorunda sorun varmış. Birkaç gün yatıp yarından sonra taburcu olacak inşallah. Çok geçmiş olsun. Sağ ol koçum. Az önceki olaydan sizin de kafanız karışmadı mı başkomiserim? Yani adamlar klima servis elemanı kılığında koskoca plaza binasına sızıyorlar. Güvenlik odasına girip bütün kameraları iptal ediyorlar. Kapı görevlilerini bayıltıp 20 milyon liranın dibine kadar yaklaşıyorlar. Sonra tek bir kuruş bile çalmadan kaçıyorlar. Benim de içim hiç rahat değil Engin. Ya herifler tırsıp kaçtılar. Ya da bizim aklımızın ermediği başka bir numara çeviriyorlar. Bakacağız artık. Ne bileyim. Karaman'ın oyunu, sonra çıkar oyunu. Sizce Maraz Ali ve çetesinin işi olabilir mi bu? Maraz Ali mi? Yani bu hareketi size karşı yapmış olabilirler mi? Bana karşı derken? Sizin İstanbul'a gelişiniz Maraz Ali'yi rahatsız etmiş olabilir. Bu soygun girişimini size karşı bir güç gösterisi. Yani bir çeşit meydan okuma olarak düzenlemiş olamazlar mı? İstesek 20 milyonu çalarız ama çalmıyoruz gibilerinden. O zaman hadi meydan koçum.